Erken boşalma, erkeklerde klinik başvuruya en sık gelen cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanabilir. Müzik Nedir erken boşalma? Aslında penisin vajene girmesinden önce ya da girdikten hemen sonra en sınırlı bir cinsel uyarı ile birlikte boşalmanın kişinin istemi olmadan, kontrolü olmadan gerçekleşmesi olarak tanımlanıyor. Ve tabii ki bu olayın kişide belirgin bir sıkıntıya yol açması, hatta bazen cinsellikten dahi kaçınmasına yol açabiliyor. Erken boşalma erkeklerde en sık gördüğümüz cinsel işlev bozukluğudur. Hemen hemen 3-4 erkekten birinde ortaya çıkmaktadır. Yani oldukça sık görülen bir problemdir. Fakat kişi bunu yaşarken yalnızca kendisi yaşıyormuş. Tek başına sadece onun başına geliyormuş gibi algılayabilir ve bu da çok ciddi bir performans kaygısına da yol açabilir. erken boşalma tanısını koyarken e, öncelikle hani bu durumun ne oranda yaşandığı, kişinin bundan ne kadar büyük bir sıkıntıya uğradığı, cinselliğin bu durumdan ne kadar etkilendiği ve işlevin ne kadar bozulduğu bizim için önemli kriterlerdir. Hani belki de en önemli kriter kişinin kontrolü dışında, istemi dışında boşalmanın kontrolsüzce gerçekleşmesi diyebiliriz. Boşalmaya dair söyleyebileceğimiz belki de en önemli şeylerden birisi boşalmanın kontrolü kişide cinsel deneyim arttıkça, cinsel aktivite sıklığı arttıkça gelişen bir öğrenme sürecidir. Özellikle ilk cinsel deneyimlerle birlikte bir takım travmatik deneyimler söz konusu olduysa, deneyim yetersizse, kişinin cinselliğe dair bir takım yanlış inançları ve mitleri varsa bu öğrenme süreci ketlenebiliyor bir sıkıntıya uğrayabiliyor ve ee, boşanmanın kontrolünün öğrenmesinde bir güçlük ortaya çıkabiliyor. İşte bizim de cinsel terapilerde tam da tedavi ettiğimiz ve müdahale ettiğimiz kısım bu kısım oluyor. Bu öğrenme sürecinin belki de geç kalmış olan öğrenme sürecinin cinsel terapi sürecinde e, en baştan başlatılması ve doğru ve uygun bir şekilde boşalma kontrolünün öğretilmesi mümkün oluyor. Ee, erken boşalma sorunu yaşayan kişi ya da çift, bu sorunu uzun süredir yaşıyor ve bundan ciddi oranda sıkıntı yaşıyorsa öncelikle bununla dair bir organik problem olup olmadığına yönelik ilk olarak bir üroloji hekimine başvurması, bir takım inceleme tetkiklerin yapılması uygun olacaktır. Fakat sıklıkla erken boşalmanın cinsel aktivitenin ilk başladığı dönemden beri söz konusu olduğunu ve sonradan başlayan bir problem olmadığını söylüyorsa kişi büyük ihtimalle altta yatan sebep psikojenik faktörlerdir ya da boşalmanın kontrolün hiç öğrenilememiş olmasıdır. Tedavide de cinsel terapi ve az önce bahsettiğim gibi yeniden boşalmanın kontrolünün uygun ve doğru biçimde öğrenilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Cinsel terapilerden oldukça büyük oranda fayda gören ve boşalma kontrolünün öğrenilmesi gerçekleştiği için de tekrarlamanın ya da nüksün neredeyse ...hiç mümkün olmadığı, tamamen kürün gerçekleştiği bir tedavi sürecinden bahsetmemiz mümkün erken boşalma ile ilgili. Terapi süreci genellikle 6 ila 12 seans yani 2-4 ay kadar sürebiliyor. Özellikle çiftin ilişkisi iyiyse, eşler birbirine destek oluyorsa, aralarında iyi bir iletişim, açık bir iletişim varsa... ...tedavinin daha olumlu sonuçlandığını bahsetmemiz mümkündür. Erken boşalmaya dair yanlış tedavilerde neler vardır, ne oluyordur diye sorarsanız da eğer... ...burada da erken boşalmaya dair en sık karşılaştığımız yanlış tedaviler boşalmanın geciktirilmesi için uygulanan bir takım geciktirici jeller, spreyler. Bunlar aslında anestezik etkili maddelerdir ve peniste his kaybına yol açar. Aynı zamanda birleşme esnasında kadında da his kaybına yol açtığı için her iki eşinde cinsel tatminin ve hazının büyük oranda gerilemesine ve cinsel uyumun bozulmasına yol açabilir. Yine bir takım bitkisel haplardan, bitkisel takviyelerden bahsedilmektedir ama bunların da içerisinde aslında ne tür kimyasallar olduğu kimyasallar olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle de bu tarz tedavileri önermiyoruz. Yine buna ek olarak, bir takım antidepresan ilaçların da erken boşalmanın tedavisinde aslında antidepresan ilacın yan etkisinden faydalanmak maksadıyla boşalmanın gecikmesine yol açtığı için kullanıldığını biliyoruz ve duyuyoruz. Fakat antidepresanların bu şekilde kullanımı da bir süre sonra cinsel isteğin de kaybına yol açabilir ve aslında problem sadece erken boşalmayken bir süre sonra cinsel isteksizlik hatta ereksiyon kayıplarına da yol açabilir. Bu nedenle antidepresan ilaçları da erken boşalmanın tedavisinde kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.